Herkese yeniden merhabalar. Kış yaklaşırken boğazlı bir sweatshirt yapmaya karar verdim. Ve şimdi sizinle onun videosunu paylaşıyorum. Gayet yapımı basit, herkesin yapabileceği bir şekilde. Ben polar kumaş kullandım. Yaklaşık 1,5 metre kumaşım vardı ama yani 1,5'tan daha az bile kumaş kullansanız size yetecektir. Hadi hemen nasıl yapıldığını görelim. Öncelikle iki kat serdiğim kumaşımı gördüğünüz gibi tam orta noktasından bir daha katlıyorum. Toplamda iki tane kumaş katı elde ediyorum. Tişörtümü her zamanki gibi arka ortası kumaşın kumaş katı olan kısımlarına denk gelecek şekilde yerleştiriyorum ve çevresinden çiziyorum. Çizme işlerini tamamen ezbere yapıyorum. Siz de böyle kısa kollu bir tişört kullanırsanız onun kolunu referans olarak yapabilirsiniz. Burada kolun açıklığının ölçüsünü alıyoruz. Benimki 18 santimdi. Buna göre uzun kol keseceğiz. Şimdi ön yakayı açıyorum. Yaka ölçümü ben bu şekilde alıyorum. Önce ön yakayı alıyorum, ikiye katlıyorum. Ön yakanın toplam ölçüsünü alıyorum. Daha sonra arka yakayı yine ikiye katlıyorum o aldığım ölçüyü. Bu şekilde toplam yaklaşık 40 santimdi. Öyle hatırlıyorum. O benim yakamın ölçüsü olacak. Kumaşım 4 katken kumaş katından başlayacak şekilde 18 santim işaretledim. Ve kol uzunluğumu nasıl istiyorsam o şekilde belirliyorum. Tamamen doğaçlama davrandım. Ve bu şekilde kolumun parçası oluştu. Şimdi boğaz keseceğim. Balıkçı yakayı keseceğiz aslında. Yaklaşık 30 santim yüksekliğinde, 40 santim genişliğinde bir yaka kesiyorum. Gördüğünüz gibi kumaş ikiye katlıyken kestim. Yamuk yerlerini düzeltiyorum. Bileğime kumaşı doluyorum gördüğünüz gibi ve o ölçüyü referans alarak iki tane parça kesiyorum. Buralar bileklere gelecek kısım olacak. Genişliği yine size kalmış. Ben hepsini ezbere yapıyorum şu anda. Ön ve arka parçalarımı yüzü yüzüne bakar şekilde yerleştirdim. Ve her zaman olduğu gibi omuzlarından dikeceğim. Burada ilk kez kullandığım bir şey paylaşıyorum şu anda. Ben ilk kez çift dikiş kullandım. Yani çift iğne kullandım. Gördüğünüz gibi normal bir şekilde ipliğimi taktım. Ve arkaya da bir kupa koydum. Onu da normal bir şekilde taktım. Yani tek ip geçen yerden iki ipi aynı anda geçirdim. Daha sonra iki tane iğne var gördüğünüz gibi. Birini sağdaki iğneden, diğer ipi soldaki iğneden geçirip makine ayağının altına doğru ipleri verdim. Alt iplikle beraber toplamda 3 iplikle çalışmış oluyoruz. Şimdi neden ben çift iğne kullandım ondan bahsedeyim. Çift iğne kullanıldığında dikiş esnek oluyor. Şu an bendeki de esnek bir kumaş olduğu için ya zikzak dikiş yapacaktım ya çift iğne kullanacaktım. Ben de bu sefer çift iğne kullanmayı tercih ettim ve gördüğünüz gibi hem şık bir görüntü oldu hem de esneyen bir dikişim oldu. Eğer sizin çift iğneniz yoksa zikzak dikiş yapmanızı öneriyorum. Kumaşınızın esnekliğine göre zikzak dikişin boyutunu da değiştirebilirsiniz. Beden parçamı açtım. Kolun ölçülü olarak kestiğim kol parçamı yüz yüzüne bakar şekilde yerleştiriyorum ve dikeceğim. Kolları da birleştirdikten sonra yan dikişleri tamamlıyorum. İşin büyük çoğunluğunu bitirmiş oluyoruz. Sadece yaka ve manşetler kaldı.
Yaka için kesmiş olduğum parça, önce kısa kenarlarını birleştiriyorum. Yine hep yüz yüzüne bakar şekilde yapıyoruz. Bu şu an üstte gördüğünüz kısım kumaşın ters kısmı. Burayı dikeceğim. Diktikten sonra ikiye katlıyorum. Ve kalınca bir yaka elde ediyorum. Dikişin orta kısmını arka bedenin tam orta noktasına gelecek şekilde yerleştireceğim. Yakayı gördüğünüz gibi açık olan kısımlarını yukarı gelecek şekilde içine alıyorum. Ve iğneyle yavaş yavaş yerleştiriyorum. Çevresinden dikeceğim. Yakanızın ölçüsünü almak için şu haldeyken de alabilirsiniz. Mezuranızı dik tutarak yakanın kıvrım hattını takip edip siz de yaka ölçünüzü hesap edebilirsiniz. Ben biraz karmaşık hesap ediyorum orayı. Başta kesmek istediğim için herhalde hep öyle yapıyorum. Bence bu anlattığım yöntem daha kolay. İğneleme işleminden sonra şimdi manşetleri de iğneleyeceğim. Bileğime göre ayarlamıştım manşeti. Boğazda yaptığım gibi diktim. Ve dikiş kısmını tam yan dikişe denk gelecek şekilde yerleştireceğim. Yine dikkat ettiyseniz açık kısımlar açık kısma denk geliyor. Yani dışarıdan görünecek kısım içeride kalıyor. Böyle tuttuğunuz zaman 3 kumaş görünmesi gerekiyor. Kısaca öyle anlatabilirim. Ve iğneliyorum. Dikkat ettiyseniz orta noktalarını belirleyip iğneledim. Böylece gerdirerek dikeceğim. Orada hafif bir balon kol havası yakalayacağım. Tam olarak olmasa da. Ve gördüğünüz gibi işlemlerim bitti. Sıcacık tutan bir polar sweatshirt'üm oldu. Ben çok beğendim. Kışın çok üşüyen biri olduğum için hem montun içine giymelik hem de evde battaniyemi üzerime çektiğim zaman beni sıcacık tutabilecek bir polarım oldu. İlk kez denedim. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarda fikirleriniz için bana yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.